Isparta Gül, Gül Yağ ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Gül Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü Kavanozda Canlı Gül projesinde mutlu sona gelindi. İçinde bulunduğu cam kavanozda 45 gün yaşayabilen, istenirse daha sonra saksıda da ömrüne devam edebilen güller ilk kez 14 Şubat Sevgililer Günü'nde alıcısıyla buluşacak. Gül Birlik Genel Müdürü Hasan Çelik proje kapsamında cam kavanoz veya tüp içinde yer alan ve özel bir kimyasalla beslenen güllerin 45 gün canlı kalabildiğini söyledi. Gül Arı Merkezi bu konuda çok ileri bir adım attı. Tüp içerisinde canlı gül. Ancak tüp içerisindeyken kimyasal maddelerle kendisi besleniyor. Belli bir sürelik ömrü var tüp içerisinde. Bu tüpte 40-45 günlük bir ömründen sonra eğer topraklı bir küçük estetik saksıya aktarıldığı takdirde normal canlı herhangi bir bitki gibi hayatiyetini sürdürebilecek. Gülleri 14 Şubat'ta mağazalarda satışa sunacaklarını ifade eden Çelik, hediye seçmekte zorlananlar için farklı renklerde alternatifler sunacaklarını ifade etti. İnsanların birbirlerine hediyeleşmesinde ya da duygularını en samimi bir şekilde ifade etmesinde gülün önemi çok büyük. Ancak gülü alıyorsunuz, işte 3-4 günlük bir ömrü var taze gülün, ondan sonra alıp çöp atmak zorunda kalıyorsunuz. Biz böyle olsun istemedik, kalıcı olsun istedik biraz daha. Gülhar'la yaptığımız bir çalışma neticesinde böyle bir ürün ortaya çıktı ve biz bu ürünü ilk defa 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mağazalarımızda gençlerimizle, müşterilerimizle buluşturmak istiyoruz kısmet olursa.